سريري خشوع بات يحويني كأني في مآقيها دموع الصيف وليني سيزهو في أساريري خشوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، وخذ بناصيتنا بالبر والتقوى. أما بعد، kardeşler, Allah Azze ve Celle nasip ederse devam ediyoruz. Şecaretül İman, Cibril Aleyhisselam'ın hadisiyle akideyi öğrenmeye devam edeceğiz biiznillah. Allah bizi muvaffak kılsın. En son geçen hafta imanın rükünlerine başlamıştık. İmanın rükünlerine değinmiştik. Birinci rükün Allah'a iman etmektir demiştik. Kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki en tu'mine billah ve melaiketi ve kutubi ve rusuli. Senin Allah'a iman etmendir, meleklere iman etmendir, kitaplara ila ahiri, hadisin sonuna kadar yavaş yavaş geleceğiz. Allah'a iman etmek nasıl olur? Toplumda içinde bulunmuş olduğumuz vakada Allah'a iman etmeyi Allah'ın varlığını bilmekle eşit saymışlar. Allah'a iman etmek demek Allah'ın var olduğunu, Allah'ın mevcut olduğunu, dünyayı yaratanın Allah olduğunu bilmek olduğunu anlamışlar. Halbuki Allah'a iman etmek bu değildir. Bu Allah'a iman etmenin bir parçası, lakin asla Allah'a imanın kendisiyle tamamlanmayacağı bir parçadır. Geçen hafta da değindim, Allah'a iman dört meselenin tamamlanmasıyla yerine gelebilecek bir meseledir. El imanu billah, Allah'a iman etmek bir rükündür, imani rükündür. Hatta imanın altı rüknünün son beş rüknünün rüknüdür aynı zamanda. Öyle demişler alimler, ruknur rakim, rükünlerin rükünü. Aslul asil, asılların aslı. Bu beş tanesi meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret, kaza ve kadere iman. Bunlar da her biri Allah Azze ve Celle imana, Allah Azze ve Celle imana dönen rükünlardır. Allah'a iman, bir Allah'ın var olduğuna inanmak ve tek olduğuna inanmak. Buna değinmiştik. Delillerini söylemiştik. Allah'ın varlığının delilleri dört, bazıları üç saymış. Üçü, dördü aynı görmek gerekir. Çünkü birincisi akli delil, ikincisi şer'i delil, üçüncüsü hissi delil, dördüncüsü fıtri delil. Tam tersini sayabilirsiniz, önemli değil. Bazıları fıtri ve hissi bir saymış, üç yapmış. Akli delil, şer'i delil, hissi ve fıtri delille bunlara ben geçen hafta misaller verdim. Allah âle ve âlem. Diğer mesele, Allah Azze ve Celle iman etmenin ikinci noktası kişinin Allah Azze ve Celle'nin rububiyetine iman etmesidir. Üçüncüsü Allah'ın uluhiyetine, ilahlığına iman etmesidir. Dördüncüsü Allah'ın isim ve sıfatlarına iman etmesidir. Tertip önemli değil. Dilersen Allah'ın rububiyeti, uluhiyet, isim ve sıfat, dilersen Allah'ın isim ve sıfatları, rububiyeti ve uluhiyeti de diyebilirsin. Önemli değil. Her biri geçerlidir ve her biri sahiptir. Biz birinci maddeyi öğrendik. Allah Azze ve Celle'nin bir olduğuna, tek olduğuna ve kainatı yaratan Allah'ın bir olduğuna inanmak. Buna misaller verdik ve buna deliller zikrettik. İkinci mesele, biz inşallah isim ve sıfatla başlayacağız. Eğer vakit yeterse rububiyet ve uluhiyete de değineceğiz biiznillah. İsim ve sıfat tevhidi. Biz Allah'a iman etmemiz için iman ettiğimiz Allah'ı tanımamız lazım. Allah Azze ve Celle bilinmediği için, görülmediği için, duyulmadığı için, duyu organlarıyla hissedilmediği için Allah Azze ve Celle gaibtir. İnsan olduğuna gaibtir. Cinlere de gaibtir. Meleklere de gaibtir. Peygamberlere de gaibtir. O zaman insanın Allah'ı tanıması mümkün değildir. Hiçbir şekilde. Allah Azze ve Celle tanınmaz. Nasıl Allah tanınır?
Ta ki Allah Azze ve Celle kendini bize tanıtana kadar ve tanıttığı miktarı göz önünde bulundurarak Allah Azze ve Celle'yi tanıdığımıza inanırız. Allah Subhanahu ve Teala görülmediği için, duyulmadığı için, hissedilmediği için, yani zatı, ta yarattığı şeyler ve fiilleriyle, sıfatlarıyla Allah Azze ve Celle tanınsa da zatı bilinmiyor. O zaman bizim bu Allah Azze ve Celle'yi tanımamız için Allah kendisini nasıl tanıtmış, Peygamber Allah'ı nasıl tanıtmış, ona bakacağız. Bu Allah Azze ve Celle'yi tanıyacağız. Daha sonra bu tanıdığımız Allah Azze ve Celle'ye yaptığımız ibadetin ne olduğunu bileceğiz. Ve uluhiyeti Allah'a birlemiş olacağız. Ve bu Allah Azze ve Celle'yi tanıdıktan sonra bunun Rab olduğunu ikrar edeceğiz. Ve rububiyetine iman edeceğiz. Bu şekilde Rabbimize imanı gerçekleştireceğiz. Allah Azze ve Celle'nin isimleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği isimler vardır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadiste zikrettiği isimler vardır. Allah Azze ve Celle o isimleri kendisi için zikretmiş ve kendisine ispat etmiş ve o isimleri kendisine isnat etmiş. Demiş ki mesela huve Allah el-evvelu evveldir vel-ahiru ahirdir vel-zahiru zahirdir vel-batinu batındır. Bak Allah Azze ve Celle kendisini evvel, ahir, zahir ve batın diye isimlendirdi. Yine başka surelerde Allah Azze ve Celle Gafurur Rahim dedi kendine. Başka surelerde Şekurun Halim dedi kendisine. Başka surede Alimul Gaybi ve Şehade dedi kendisine. Başka surede Haçlı Suresinin devamında Huvallahu lezî la ilahe illahu el-melik, el-kuddus, el-selam, el-mu'min, el-muheymin, el-aziz, el-cebbar, el-mütekebbir. Bu şekilde kendisini isimlendirdi. O zaman Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de kendisine ispat ettiği, kendisine isnat ettiği, kendisine bitiştirdiği isimlerin Allah'a ait isimler olduğuna inanacağız. Bu isimler Allah'a ait isimlerdir diyeceğiz. İsim ve sıfat tevhidi nasıl olur? Başlıyoruz kardeşler. Bu isimlerin Allah'a ait isimler olduğuna inanacağız. Bu birinci mesele. Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemiş fakat sünnette zikredilmiş bazı isimler var. İnna Allah Rafiq يُحِبُّ الرِّفْقِ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ وَلَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا اِنَّ اللّٰهَ حَيُّنْ سِتِّيرٌ. Bu şekilde sünnette de bazı isimler var. Peygamber Allah hayyun sittirdir demişse o zaman Allah hayidir ve sittirdir. Hayy, hay değil, hay Kur'an'da var. Hayy Kur'an'da yok, sittir Kur'an'da yok. Toplum sittir değil de settar olarak genelde biliyor. Settar diye bir lafızla kitap ve sünnet gelmemiş. Bilakis sittir kavramı vardır. Yani günahları setreden. İnna Allaha rafiqun, Allah rafiqdir, yuhibbur rıfka, yumuşaktır, yumuşaklığı sever. Cemilun yuhibbul cemale, cemildir, cemali sever. Allah Azze ve Celle muhsinun yuhibbul ihsan, muhsindir, ihsanı sever. Bu şekilde Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'a hangi ismi zikretmişse biz de o ismi Allah'a ait olduğuna, Allah'ın ismi olduğuna inanırız. Sıfatlara gelince, isim ve sıfat tevhidi, bu isimlerin Allah'ın özel isimleri olduğuna iman ediyoruz. Bununla beraber, Allah Azze ve Celle'nin bu isimlerden meydana gelen sıfatlarda, bu sıfatların kemalinde tek olduğuna inanıyoruz. Şimdi kardeşler, isim ve sıfat diyoruz ya, isimler, İsim dairesi biraz daha basittir, sıfat dairesi biraz daha geniş ve kapsayıcıdır. Her isimde sıfat var ama her sıfatta isim yok. Örnek, Allah Azze ve Celle Alim'dir. Alim, Allah'ın ismidir. Semih, Allah'ın ismidir. Basir, Allah'ın ismidir. Mütekebbir, Allah'ın ismidir. Kahhar, Allah'ın ismidir. Kadir, Allah'ın ismidir. Her isimle beraber, her ismin içinden Allah'ın bir sıfatı anlaşılır. Alim isminden Allah'ın ilim sıfatı var olduğunu anlarız. İlim sahibi olmayan alim de denilmez. Basir, görme sıfatı var Allah Azze ve Celle'nin ki ona basir deniliyor. Semih, işitme sıfatı. Kadir, kudret sıfatı.
Bu şekilde kardeşlerin her isimle beraber bir sıfat var. Kebir, mütekebbir, kibriya sıfatı. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin altında, her ismin altında bir sıfat vardır. Bu sıfatları da biz Allah'a isnat ediyoruz. Bu sıfatların da Allah'a ait olduğuna inanıyoruz. Nasıl ki alim Allah'ın ismidir, alimden meydana gelecek ilim de Allah'ın sıfatıdır. El-Kadir Allah'ın ismidir, kudret Allah'ın sıfatıdır. Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah'ın ismidir, rahmet Allah'ın sıfatıdır. Bu şekilde biz buna da iman ediyoruz. Kişinin buna da iman etmesi gerekir. Lakin kardeşler, biz isim ve sıfatta Allah'ı nasıl birleriz? Şimdi birleme dedi ki, isimlerde Allah birleme. Zahire bakıyoruz, Kur'an'a, sünnete, vakaya. Bakıyoruz ki isim ve sıfatlarda Allah'ı birlemek zahiren zor gözüküyor. Allah Azze ve Celle alimdir, alimdir. İbn-i Teymiye de alimdir, öyle değil mi? Bu şekilde. Demek ki burada bizim ek konuşacağımız şeyler var. Allah Azze ve Celle kadirdir, kudret sahibidir. Burada her birinizde kudret var. Kudret olmasaydı buraya gelebilir miydiniz? Gelemezdiniz. Demek ki hepinizde kudret var. Allah Azze ve Celle basirdir. Hepiniz beni görüyorsunuz. Siz de görüyorsunuz. Allah Azze ve Celle semi'dir. Siz de beni işitiyorsunuz. O zaman burada şu kayıt var. Allah Azze ve Celle'yi isimlerine ve sıfatlarına birleriz. İsimlerinden meydana gelen sıfatların kemalinde biz Allah'ı birleriz. Sıfatların kemalinde Allah'ı birleriz. İlim bir sıfattır. İbn-i Teymiye'de de var, Allah Azze ve Celle'de de var. Ama İmam Ahmet'te de var, Allah'ta da var. İmam Şafii'de de var, Allah'ta da var. Lakin İmam Şafii'nin ilmi akabinde cehalet olan bir ilimdir. İmam Şafii cahildi, sonradan alim oldu. Bilmiyorken bildi. Allah Azze ve Celle'nin ilminin öncesinde cehalet söz konusu değildir. Bu şekilde. İki, İmam Şafii, İmam Ahmet, İmam Malik, onların bilgisine nisyan, unutkanlık bitişebilir. Ama Allah unutmaz. Hiçbir şey unutmaz. Bu mesele örneği. Allah Azze ve Celle haydir. Yani diridir. Hepiniz dirisiniz. Haydir yani hayat sahibidir. Hepimizde hayat yok mu var? Ama bizim hayatımızın öncesinde bir yokluk var. Bir yokluk var. Allah Azze ve Celle'nin hayat sıfatının öncesinde yokluk yok, sonrasında da yok olma olmayacak. Bizim hem öncesinde yokluk var, hem sonrasında. Bizim fiillerimiz, bizim sıfatlarımız Allah Azze ve Celle'nin fiillerine ve sıfatlarına benzerse bu sıfatlar cüz'idir. Nakıstır, eksiktir. Allah Azze ve Celle bu sıfatların kemalinde tektir ve hastır. Kim derse ki Allah'ın ilmi gibi peygamber de biliyor, bunun küfründe icma vardır. Melekler Allah'ın bildiği ilme de sahiptir dese, alimul gaybi ve şehade dese, küfre girer. Meleklerin hayatı Allah'ın hayatı gibidir dese, küfre girer. Demek ki bu isim ve sıfat meselesi önemlidir. Kardeşler, isim ve sıfatlarda kaideler var. Ben o kaideleri inşallah size zikredeceğim. Çünkü önemlidir gerçekten. Zamanımızda isim ve sıfatlar üzerinden Allah Azze ve Celle algısı çok yanlıştır. Yani herkes, bazıları Allah Azze ve Celle istediği isimleri vermiş. Onlarla Allah'a nida ediyor. Bazıları da Allah Azze ve Celle'ye ait olan isimleri ve sıfatları nefretmiş. Mu'tezile ve Cemiye gibi. Biz bu meselede Allah Azze ve Celle'nin peygambere indirdiği, vahiy ile peygambere indirdiği şekliyle iman edeceğiz. Sahabe, tabi'in, etba'i tabi'nin inandığı gibi iman edeceğiz. Birinci kaide. Biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle'yi tanımak aklın mecali değildir. Hiçbir şekilde çabanın da mecali değildir. Ancak akıl Allah Azze ve Celle'yi tanımak meselesinde acizdir. Lakin Allah Azze ve Celle'nin kendisini tanıtmak için indirdiği vahyi anlar. Ve bu şekilde Rabbini tanır. Bu bir. Biz sadece Allah'ın isim ve sıfatlarıyla Rabbimizi tanırız. Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Örnek. Allah Azze ve Celle günah işleyenlere karşı gafurdur. Bak, Allah'ı tanıdık değil mi? Demek ki
günah işleyenlere karşı acımasız değildir. Veyahut da gizli bir plan yapmak isteyen kişilerin konuşmalarına karşı semirdir. Demek ki sağır değildir. Gecenin karanlığında iş çevirenlerin işlerini görme noktasında basirdir. Görüyor. Bu şekilde. Bu insanı Allah Azze ve Celle'ye karşı sağlam bir itikada sevk eder. Allah'ı tanıyoruz. Biz Rabbimizi kendisini tanıttığı şekilde tanıyoruz. Ve Allah'ı Allah'tan daha güzel kimse tanıtamaz. O ancak kendisini iyi bilendir ve kendisini tanıtandır. Allah Azze ve Celle'den sonra da Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu birinci mesele. İkinci mesele, biz Allah'ın isim ve sıfatlarını seviyoruz. Sevmek de zorundayız. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bilinmesi isim ve sıfatlarla mümkündür. Ancak bununla Allah'a ulaşırız. Ve Allah'ın isim ve sıfatları insanın kalbinde sevgiyi oluşturacak kadar güzelliklere sahiptir. Günah işleyen kişi Allah'ı sever. Çünkü Allah'ın Gafur ismini seviyor. Allah'ın Gafur ismini seviyor çünkü kendisiyle ilgili bir şeydir. Darda kalan bir kişi Allah'ı sever. Çünkü keşifuddur Allah'tır. Tevekkül eden Allah'ı sever. Darda kalan tevekkül eden. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah Azze ve Celle'nin Kadir ismini sever herkes. Çünkü Allah'tan bir iş istediği vakit inanır ki bu Allah Kadir'dir. Benim istediğim her işi yapmak Kadir'dir. Allah'ın isimlerini seviyoruz. Allah'ın sıfatlarını da seviyoruz. Allah Azze ve Celle'yi sevdiğimiz gibi. İkincisi, Allah'ın bütün isimleri hüsnadır. Esma-ül Hüsna diyorlar ya. Bu isim niye verilmiş? Allah'ın bütün isimleri hüsnadır. Bütün sıfatları da üladır, yücedir. Allah'ın isimlerinin hüsnü olmasının iki sebebi var. Bir, çünkü bu isimler en güzel zata, en muhsin olan zata delalet ediyorlar, işaret ediyorlar. Zeyd, Zeyd'i ifade ediyor. Zeyd'in güzelliği neyse Zeyd'de, o isim de o kadardır. İsim müsemmasına delildir. Rahman, Rahim, Melik, Kuddus, Selam, Muheymin, en güzel, en yüce olan Allah'a işaret ettikleri için, Allah'ı ifade ettikleri için güzel olan Allah'ın isimleri de esmadır. Hüsnadır, en güzeldir. Bu birinci sebep. İkinci sebep, bu isimlerin delalet ettiği manalar en güzel manalardır. En güzel manalardır. Rahman, Allah Azze ve Celle'nin Rahman sıfatını ifade ediyor. Güzeldir. Gafur, mağfire sıfatını, güzeldir. Yani bu isimler Allah'la muttasıf olan, Allah'ın kendisiyle muttasıf olduğu, sıfatlandığı manalara delalet ettikleri için ve en güzel sıfatlara, en kamil sıfatlara, en güzel manalara Allah sahip olduğu için bu itibarla da bu isimler hüsnadır. Alim isimdir ve hüsnadır. Çünkü Allah'ın ilminin öncesi ve sonrası mükemmeldir. Öncesinde cehalet yok, sonrasında unutkanlık. Allah hakimdir. Allah azizdir. Aziz. İnsan da aziz olabilir. Lakin aziz, izzet sahibi, kuvvet sahibi, emrinde galip. Bir insan aziz olursa genelde azgın olur. Vahşet saçar. Çünkü kuvveti ve gücüyle insanlara zarar verir. Ama Allah azizdir. Ama bunun izzeti hikmetle beraber hareket ediyor. Azizul Hakim. El Azizul Hakim. Nerede aziz varsa genelde yanında hekim var. O izzetini, o gücünü, o kuvvetini hikmetle beraber hareket ettiriyor. İzzetini nereye kullanacağını, kudretini nereye kullanacağını, intikamını nereye indireceğini, rahmetini nereye bırakacağını en iyi bilendir. Subhanehu ve Teala. Allah'ın isimleri hepsi hüsnadır. Kardeşler, yani tek tek bütün isimleri ele alsanız vallahi yani sizin hem imanınız tavan yapar hem aklınız durur. Allah Azze ve Celle isimleri gibidir. Ve gerçekten de isimlerin ifade ettiği en güzel mana ve kemal sıfatlar Allah Azze ve Celle'ye aittir. Allah Subhanehu ve Teala'nın isimleri
tevkifidir. İctihadi değildir. Bu da başka bir kural. Ne demek? Tevkif, durdurmak. İctihad, devam ettirmek, çalışmak. Allah Azze ve Celle kendisine Kur'an'da kaç tane isim zikretmiş? Gene de alimlerin Kur'an-ı Kerim'den anladıkları Esma-ül Hüsna 81 tanedir. Sünnette de 18, yani mesela örnek ezberlenilmesi için 99 tane. Allah 81 tane isim zikretmiş ya, sen 82'yi çıkartma. 81 tane zikretmiş, burada dur. Tevkif demek, Allah'ın isimleri tespit edilirken, Allah'a isim verilirken, kişi içtihadından isim veremez. Düşünür, bu isim güzeldir, bu ismi de Allah'a verelim. Olmaz. Allah Azze ve Celle alimdir. Alimdir. E arif olmaz mı? Arif de alim demek. Hem Allah'a alim diyelim, hem Allah'a arif diyelim. Olmaz mı? Hatta bazıları diyor ki arif, alimi ifade eder ama alim arifi ifade etmez. Hayır, olmaz. İsim ve sıfatlar tevkifidir. Allah kendisine ben arifim demedi ki. Ben alimim dedi. Bu ismi kendisine kullansaydı biz de kullanırdık. Allah Azze ve Celle kendisine ne kullanacağını bilir ve bu konuda en hak sahibidir. Başkasında bu konuda hakkı yoktur. Onun için ne kadar isim ve sıfat varsa biz deriz ki tevkifidir. Allah Azze ve Celle tevkifidir demek isimleri artırma yapmayız, verilen isimleri çıkartmayız. Sıfatlar da hakeze öyle. Allah Azze ve Celle dedi ki وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاً صَفَّاً. Senin Rabbin gelecek ve melekler saf saf dinleyecek. Ya Allah nasıl gelecek? Bu isim, bu sıfat Allah'a göre bunu çıkarttı. Olmaz. Allah Azze ve Celle kendisine ispat etmişse sen de bunu Allah'a ispat edeceksin. Tevkifidir. Sen duracaksın. Allah'ın yürüdüğü yerde, yani konuştuğu yerde söz söyleyip yürüyeceksin. Söylemediği yerde duracaksın. Konuşmayacaksın. Herkes ben bu ismi güzel gördüm, Allah'a layık gördüm, Allah Azze ve Celle böyle isimlendireyim dese olmaz. Caiz değil. Bu haramdır. Diğer bir kural, Allah'ın bütün isimleri hem özel isimdir hem de Allah sıfatı. Az önce başta ifade ettiğim gibi. Mesela örnek, bu sadece Allah için geçerlidir ve bazı meselelerde peygamber için geçerlidir. Nice ismi Muhammed olan fasık ve facir insan vardır. Muhammed ne demek? Övülen, yüceltilen, kadir kıymet verilen, yani övülen. Ama adam fasıktır, fasık nasıl övülür? Adam facirdir, adam kafirdir. İnnemel müşrikune neces, müşrikler necistir. Hiç ismi Muhammed olup da kafir olan kimseyi duyulmamış mı? Çok. Peki küfrün, necasetin neresi övülecek? İşte o isim kendisini ifade etmiyor. Yani o isim Muhammed övülen. Muhammed isimdir, övülen de sıfattır. Her ismi Muhammed olan adam övülmüş değildir. Hasan. Hasan güzel adam demektir. Nice çirkin olan Hasanlar var. Öyle değil mi? Demek ki isimler birinin ismi zatını ifade etmez. Hiç kimsenin ismi onun zatını ifade etmiyor insanlardan. Lakin Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri aynı zamanda Allah'ın sıfatlarıdır. Hem Allah için özel isim hem de Allah'ın sıfatlarıdır. Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Melik, El-Kuddus, Es-Selam, bu şekilde bütün isimler Allah'ın özel isimleridir. Ve bu isimlerin her birinin içinden meydana gelen sıfat da Allah'ın sıfatıdır. Gafur Allah'ın ismidir. Mağfiret etmek Allah'ın sıfatıdır. Tevvab Allah'ın ismidir. Tövbeleri kabul eden Allah'ın sıfatıdır. Mennan ismidir. Minnet eden onun sıfatıdır. Vehhab onun ismidir. Hibe etmek Allah'ın sıfatıdır. Şedidül İkab onun ismidir. Azabı şiddetlidir onun sıfatıdır. Bu şekilde. Her isim Allah'ın özel ismidir ve her isimden bir sıfat da Allah'ın, her isme meydana gelen sıfat da Allah'ın sıfatıdır. Diğer bir kural kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin isimleri 99 tane değildir. Toplumda meşhur bilinen Allah'ın 99 tane ismi var.
Artık bu galet meşhur olmuş. Yani meşhur hata. Neredeyse artık Kur'an ve sünnet gibi biliniyor. Her evde 99 tane isim vardır ve hatta belki sorsam bir de Allah'ın isimlerinin bunlardan ibaret olduğunu zannederler. Allah'ın isimleri 99 tane değil. Allah'ın isimlerinin sayılarının sadece o isimlere sahip olan Allah Azze ve Celle bilir. Bir hadis-i şerifte, Buhari hadisinde ve diğer Müslim ve diğer sünnet ashabı da rivayet etmiş, Tirmizi اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِسْمًا Allah'ın 99 tane ismi var. Allah'ın 99 tane ismi var. مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ Kim onları ahsaha ihsa ederse, ahsa dediğimize sayarsa, kim onları sayarsa cennete girer. Ahsanın kelime manası bir şey saymak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir şekilde. Kim onları sayarsa cennete girer. Bir rivayette men hafizaha dehaler cennet. Kim onları hıfz ederse cennete girer. Allah Azze ve Celle'nin 99 ismi vardır. Allah Azze ve Celle için 99 isim vardır. Allah Azze ve Celle için lafzına bakın. 99 isim vardır. Kim onları sayarsa cennete girer. Bu hadis sahihtir. Doğrudur. Buhari ve Müslim ve diğer sahihinde ittifak var. Lakin bu hadis Allah'ın isimlerinin sadece 99 tane olduğunu ifade etmiyor ki. Eğer böyle olsaydı İnne esmâ Allah tis'atun ve tis'ine tis'atun ve tis'une Allah'ın isimleri 99 tanedir. Bu cümle ayrıdır. Allah'ın isimleri 99 tanedir. Cümlesi ayrı bir cümle. Allah için 99 tane isim vardır. Kim onları sayarsa cennete girer. İbaresi ayrı bir şeydir. Yani Allah'ın isimleri çoktur. Sen onların içinden 99 tane seçsen, onları ezberlesen, onlarla amel etsen, onlarla Allah'a dua edersen cennete girersin. Bu kadar. Kasıt budur. Tirmizi aynı hadisi rivayet ettikten sonra inne lillahi tis'atun ve tis'ine ismen men ahsaha dâhale cennet dedikten sonra tek tek 99 tane sayıyor. Tirmizi hadisinde 99 tane isim sayılıyor. Lakin kardeşler bütün muhaddislerin ittifakıyla Tirmizi hadisindeki bu bölüm Allah'ın 99 ismi vardır. Kim onları sayarsa cennete gider bu hadistir. Bundan sonra sayılan isimler ise müdreçtir. Hadisin ravileri tarafından hadise eklentidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözü değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'ın isimlerini bir arada saydığı hadis yoktur. Öyle bir hadis yok. Sadece ulema kitap ve sünnete bunları toplamış, içtihat etmişler. Toplamışlar ki tabi bu hadisi amel etmek için. Allah'ın 99 tane, Allah için 99 isim vardır. Kim bunları sayarsa cennete girer. Biz de bu 99 tane ismi kitap ve sünnetten toplayalım. Bunları ezberleyelim. İbn-i Kayyumul Cevziye 130'a yakın kitap saymış. 130'a yakın isim saymış. Yani sayanlar var. Bir de Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin 99 tane olmadığını yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Bizden birimize bir musibet, bir hüzün, bir gam, bir keder ulaştığı vakit, bitiştiği vakit ne yapmamız lazım? Peygamber bize ne öğretiyor? Diyor sizden birinize bunlar bitişirse şunu desin. Allahümme inni abduk. Allah'ım ben senin kulun. Ve ibnu abdik. Kulunun oğluyum. Ve ibnu emetik. Yani cariyenin oğluyum. Yani kadın olan kulunun oğluyum. Annemin oğluyum demek istiyor. Nasiyeti biyedik. Benim perçemlerim senin elindedir. Perçem neyi ifade ediyor? Birinin perçemi birinin elindeyse istediğin yere çeker. Beni istediğin yere çekebilirsin ya Rabbi. Nasiyeti biyedik. Perçemim senin elindedir. Mâdın fiyye hükmuk. Bende sadece senin hükmün geçerlidir. Adlun fiyye kadâuk. Bendeki bütün kadan, kaza ve kaderin adlun fiyye kadâuk. Bütün kadan adalettir ya Rabbi. Adlun fiyye kadâuk. Senin kadan, kazan bende adalettir ya Rabbi. Yani sen bana nasıl hükmedersen hükmet benim için o benim için adalettir ya Rabbi. Adlu fiyye kadal. Es'eluke senden istiyorum. Bi kulli ismin huve lek. Sana ait olan bütün isimlerinle senden istiyorum. Bu bir. Semmeyte bihi nefsek. Es'eluke bi kulli ismin huve lek.
sana ait olan bütün isimlerinle senden istiyorum. Semmeyte bi nefsek. O isimler ki sen onunla kendini isimlendirmişsin. اَوْ اَنْزَلْتَهُ ف۪ي كِتَابِكَ Veyahut o isimler ki sen onu kitaplarında indirmişsin. Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de, Kur'an'da. Veyahut da kitapta indirmemişsin. اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ Kullarından birini öğretmişsin. Bir kişiye. Demek ki birinin bildiği, başkasının bilmediği isimler var. Peygamber bilmiş, kimse öğretmemiş. Veyahut da belki Allah Davud Aleyhisselam'ı öğretmiş. Belki Süleyman Aleyhisselam, belki İbrahim Aleyhisselam'ı öğretmiş. Ama Peygamber'e öğretmemiş. اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ Kullarından birini öğretmişsin. اَوْ اِسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ Hiç kimse öğretmemişsin. O ismin ki, onu hiç kimse öğretmemişsin. Katında, kendi katında onu tutmuşsun. O isimlerle senden istiyorum. Demek ki Allah Azze ve Celle'ye ait olup hiç kimseye öğretmediği, hiç kimseye haber vermediği isimleri de var. Bu hadis-i şerif açık bir şekilde bunu ifade ediyor. Allah Azze ve Celle'nin isimleri çoktur. O isimleri sadece o isimlere sahip olan, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle bilir. Kardeşler, isim ve sıfatta ilhad, inşallah ona da değineceğiz. Sıfat meselesine kısa bir şekilde deneyim, sonra inşallah isim ve sıfatta ilhada gireceğim. Sıfat, az önce ifade ettiğim gibi sıfat geneldir, isim özeldir. Her sıfatta, her isimde bir sıfat vardır. Lakin her sıfatta bir isim yoktur. Her isimde bir sıfat var. Alim isminde sıfat var, ilim. Basir isminde sıfat var, ibsar. Semih isminde semih. Kavî isminde kuvvet. Kadir isminde kudret. Her isimde sıfat var. Lakin her sıfatta isim yok. Örnek. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا Senin Rabbin gelirse, Allah'ın câi gelen diye bir ismi yoktur. Kadir ve ciet sıfattır, isim değildir. Bu sıfatları da biz Allah Azze ve Celle'ye ispat edeceğiz. Bu sıfatları da biz Allah'a isnat ediyoruz. Bu sıfatların da Allah'a ait olduğunu söylüyoruz. Allah Azze ve Celle her gece son üçte biri kalınca dünya semasına iner. Nuzul sıfatı. Biz bunun da Allah'a ait olduğuna inanıyoruz. Bunda da şüphemiz yok. Ar-Rahman alel arş istiva. İstiva sıfatı. Allah arşa istiva etti. Müstevi diye Allah'ın bir ismi yok. Nazil diye, iner diye Allah'ın bir ismi yok. Bu şekilde. Mekaru ve mekar Allah. Onlar hile yaptılar. Allah Azze ve Celle hile yaptı. Vallahu hayrul makirin. Allah hile yapanların en hayırlısıdır. Allah'a makir denilmez, hileci. Öyle bir ismi yok. Bu sıfattır. Sadece hilecilere karşı bunu yerine getiriyor. Yani bazı sıfatlar var. Onlardan isim meydana gelmez. Bunu da bilmiş olalım. Allah'ın sıfatları ikiye ayrılır. Zati sıfatlar Allah Azze ve Celle'ye, Allah'ın zatıyla kaim olan, Allah Azze ve Celle'den hiçbir şekilde ayrılmayan sıfatlar. Kısa kısa veriyoruz bunun tafsilatını. İnşallah daha ileriki safhalarda ezberlemek lazım. Çünkü bu sadece dinlemekle olan bir mesele değil. Sadece akide meselesini basiret üzere olalım diye hızlı bir şekilde aktarıyoruz. Allah'ın zati sıfatları zamanımızda mesela eskiden beri Eş'ari ve Maturidi'de 8 bazıları 7 saymışlar. Bunlar tamamen kitap ve sünnete muhalefet kitaba ve sünnete muhalefet edilmiş bir menheç üzere yazılmış. Allah'ın zatı sıfatları, yani Allah'ın zatıyla kayıp olan sıfatlar. Mesela örnek, hayat. Allah Azze ve Celle'nin hayatı Allah'ın zatıyla beraberdir. Allah Azze ve Celle'nin kudreti Allah'ın zatıyla beraberdir. İzzet Allah'ın zatıyla beraberdir. İlim Allah'ın zatıyla beraberdir. Sema Allah'ın, işitme Allah'ın zatıyla beraberdir. Görme Allah'ın zatıyla beraberdir. Allah'ın el sıfatı yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Her ne kadar bazıları bu eli rahmet diye, bazıları bu eli kuvvet diye, bazıları bu eli kudret diye tefsir etse de biz elin el olduğunu, yed olduğunu iman ediyoruz. Ve bunu da Allah'ın zati sıfatlarından sayıyoruz. Kadem öyle, ayak öyle, sak öyle, göz öyle, ayn. Hasbül kelam kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin zati sıfatları vardır. Bir de fiili sıfatları var. Fiili sıfatları Allah Azze ve Celle dilediği vakit onu meydana getirir.
Allah Azze ve Celle'nin zatıyla her an kayıp değil, isterse onu meydana getirir. Allah'ın sıfatlarından olup da zatı sıfat olmayan, Allah Azze ve Celle'nin rızık vermesi. Dilediği vakit rızık verir, dilediği vakit rızkı keser. Allah Azze ve Celle'nin zengin olması, Allah'ın hidayet etmesi, Allah'ın şifa vermesi, Allah Azze ve Celle'nin tüm fiilleri, bazı fiilleri, Allah Azze ve Celle'nin bazı sıfatları fiilidir. Mesela istiva, Ar-Rahman alel arş istiva, Ar-Rahman arşa istiva etti. Bu Allah'ın fiili sıfatıdır. Dilediği zaman istiva eder, dilediği vakit nuzul, inme sıfatı fiilidir. Allah Azze ve Celle bitişik olan bir sıfat değildir. Yani bunlar fiili sıfatlardır. Bazı sıfatlar vardır ki hem zatidir hem de fiilidir. Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatı, konuşma sıfatı Allah'ın zatına kayıtlıdır. Ama onu dilediği vakit konuşur. Dilediği vakit. Allah Azze ve Celle'de bulunması zatidir. Dilediği vakit konuşması, dilediği kişilerle, fertlerle, Musa ile konuşması gibi, meleklerle konuşması gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşması da bunlar da fiili sıfattır. Allah subhanahu ve teala'nın âli olması, sebbih isme rabbikel a'la, en yüce olan Rabbin, Rabbini tesbih et. Âli sıfatı Allah'ın zati sıfatıdır ama istiva Allah'ın fiili sıfatıdır. Bunlar inşallah ileriki safhada daha güzel öğrenilmesi gereken tafsilatlı bir şekilde, kurallı bir şekilde ezberlene öğrenmesi gereken meselelerdir. Basit bir şekilde böyle birinin nutfetmesiyle, karşının dinlemesiyle fehmedilen meseleler değildir. Müslümanlar hepsi bunlardan sorumludur. Bunları öğrenmek zorundalar. İşte biz Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına, bu saydığım şeylere iman ediyoruz. Fakat biz bunların tamamına iman ederken, isimlerine, sıfatlarına, fiillerine nasıl iman ediyoruz? Yani bunu bu noktadaki bizim kuralımız nedir? Kural bu başlık. İlhaddan uzak duracağız. İlhad, mülhid olmayacağız. Allah Azze ve Celle kitabında وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Allah'ın güzel isimleri vardır. فَدْعُوهُ بِهَا Bu isimlerle Allah'a dua edin. Buna inşallah en son değineceğim. Allah'ın isimleriyle dua etmek. فَدْعُوهُ بِهَا Siz Allah'ın bu isimleriyle Allah'a dua edin. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِهِ Allah'ın isimlerinde ilhada düşenleri terk edin. Onlardan uzak durun, onları bırakın. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِهِ Allah'ın isimlerinde ilhada düşmek nedir? İslam alimleri genelde kitaplarında 4 madde sayıyor. Biz bu 4 maddeyle Allah'ın isim ve sıfatlarına iman ediyoruz. Bu 4 maddeden birinde halel meydana gelen kişinin de mülhid olduğuna inanıyoruz. İsim ve sıfatlarda bid'ata düştüğüne inanıyoruz. Bir, Allah Azze ve Celle'nin isimlerine, sıfatlarına iman ederken hiçbir şekilde tevile gitmiyoruz. Tevil. Birincisi tevildir. Tevil. Allah Azze ve Celle yedullahi fevka edihim. Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Bu elden kasıt rahmettir. Bu elden kasıt kudrettir. Yani Allah'ın gücü onların gücü üzerindedir. Allah'ın gücü niye sen bu eli kudret diye tefsir ettin? Ben eğer el kabul edersem, el desem, insanda da el bu. Benzetmiş olurum. Peki sen eli kudret diye tefsir ettin, insanda kudret yok mu? İnsanın bize orada da kudret var. Kudret, Allah'ın kudreti insanın kudretine benzemez. Bunu el içinde söylesene. Yani el, Allah'ın eli insanların eline benzemez desene. Sonra Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahim ne demek? Rahmet. Allah'ın rahmet sıfatı olmaz ki. Rahmet kalbin inceliğinden meydana gelen bir sıfattır. Bunu söylesem Allah'ın kalbi var demek anlamına gelir. Bu olmaz ki. O zaman rahmet kalp incelse ne olur? İnsanın kalbi incelse ne olur? İnsan kalbi incelirse, merhametli olursa verir. İhsan ehli olur. Yani Rahman Rahim yani muhsindir. Yani veriyor. Vermek de insanın sıfatıdır.
Yani bu şekilde tevhide girmişti. Eş'ariler, Maturidiler Allah'ın isim ve sıfatlarını eline balta, tevil baltası almışlar. Tevil değil de biz buna tahrif desek daha güzel olur. Bunun adı tahriftir. Çünkü tevil bazen tefsir manasına geliyor. Allahümme alimhu, Allahümme fakihhu fiddin. Peygamber İbn Abbas'a dua ederken Allah onu dinde fakih kıl ve allimhu tevil. Ona tevili verir. Yani tefsir. O zaman biz birinci madde tevil demeyelim. Tahrif diyelim. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَادِعِ İstiva الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوَى الرَّحْمَنُ عَرْشَ اِسْتِوَى اِتْتِ Diyorlar ki istiva yani yükselmektir, yücelmektir. Bu Allah olmaz. Biz bunu istevla yapalım. Bir tane Allah'ım ekleyelim. İstiva istiva vav istiva vav ile elif arasında Allah'ım eklemişler. İstevla yani Allah arşı istila etti. Yani hükmetti buna. İstavayı istila yapmışlar. Selam alimler demişler ki eşarilerin kullanımı Yahudilerin nunu gibidir. Lâmun eşariye kellunin Yahudiye. Allah dedi ki hitta Amerika'ya girerken dedi fethetmişsiniz ya. Hitta Süleyin. Hitta Allah'ın beni bağışla. Bize mağfiret et. Onlar hinta. Bir tane nun eklediler. Hinta buğday ekonomi, kafa ekonomiye çalıştığı için kafaya buraya gidiyor. Hinta yaptılar. Eş'ariler de Allah istiva dedi, onlar da istevla diyorlar. Allah istiva dedi. Ar-Rahmanu alel arş istiva. Allah Azze ve Celle Arapçayı senden daha iyi bilir hacı emmi. İstevla demeyi bilirdi yani. Yani Allah Azze ve Celle sanki Arapça öğretecek, peygamberi Arapça öğretecek. İstevayı istevla yapmak lazım. İstevla da Arapçadır, istiva da Arapçadır. Biz bunu kullanabiliyorsak Allah Azze ve Celle'nin kitabı en fesih Arapça ifade ediyorsun. Niye Allah bunu kullanmamış? Sonra kardeşler yani nerede bir isim varsa 6-7 tane isim hariç yani sıfat-ı zatiye eşareler 7-8 sıfat hariç hepsini insana benzemiş diye benziyor diye reddetmişler. Kabul etmemişler. Tabii bu hem aklen yani tehlikelidir. Hem de dinen tehlikelidir. Aklen yani insan akıl olarak yaklaşsa işte el kelimesi insanda mevcut olan bir şeydir. Biz diyoruz ki bize bir sıfat söyle ki insanda olmasın Allah. Semah sıfatı insanda var mı? Var. Basar sıfatı var mı? Var. Hayat sıfatı var mı? Var. İlim sıfatı var mı? Var. İrade sıfatı var mı? Var. E hepsi de Allah'ta var. Deriz Allah Azze ve Celle'nin sıfatları kemaldir. Onun celaline, kemaline, azametine yakışan sıfatlardır. İnsanın sıfatları da cüz'idir. Sadece Allah'ın sıfatları isimde benziyor. Ama insanın ilmi Allah'ın ilmi gibi değildir. İnsanın kudreti Allah'ın kudreti gibi değildir. Yani insanın sıfatları sadece isimde benzer. Şimdi mesela ben birinin ayağı, kardeşe söylesem senin ayağın var. Senin ben bu kardeşi karıncaya mı benzettim yani? Karıncanın ayağı var. Yani Ahmet'in ayağı derken, ayak derken hangi insanın kafasına Ahmet'in ayağıyla karıncanın ayağı benzeşmesi geliyor? Filde ayak var, karıncada ayak var, insanda ayak var. 40 ayakta ayak var. Hiçbir ayak birbirine benzemiyor. Yani düşün, üçünün de ismi ayaktır. Hepsi ayak isminde birleşmesine rağmen mahlukun, yaratılanın sıfatları birbirine benzemiyorsa isim benzerliği oldu diye Halik ile mahlukun sıfatları nasıl birbirine benzesin? Bu nasıl aklı olur diye. İkincisi Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimallahu teala Kitab-ı Hemeviyye'de güzel söylüyor. Diyor sizin dediğiniz gibi olsa bu Kur'an ifsad edici bir Kur'an'dır. Bir ayetinde sizin dediğiniz gibi söylememiş. Bir ayetinde. Yani mesela sıfatla alakalı binlerce ayet var, yüzlerce ayet. Birinde de tevil edilmek sizin gelmemiş. Yani bu Kur'an'ın zahiri insanı halak eden bir Kur'an mıdır? Sahabe bu ayetleri yorumlamadı, tabi'in yorumlamadı, peygamber yorumlamadı. Sonra Yunan'ın çocukları geldiler bize Arapçayı öğretti, yani bizim Arapçamızdan istifade ettiler. Onun mantık ve felsefeyi Arapçalaştırdılar. Biz felsefeyi öğrendik.
mantık ilimleri öğrendik. Yunan'ın çocuklarıyla yeni kitabımızı tanımaya başladık. Allah'ın isminden kastı, Allah'ın kuvvetinden kasıt budur. Rahmetinden kasıt budur. İradesinden kasıt budur. Yani insan bunu Allah Azze ve Celle için söyler mi? Subhanallah azim. Bu biz tevhili kabul etmiyoruz. Tevhil ilhattır. Biz isim ve sıfatlara iman ederken bu ilhattan beriyiz. İki, ta'til. Ta'til, Türkçe'ye dönüşmüş tahtil demektir. Tahtil. Tatil. Ve Türkçe'de tatildir değil mi? 15 yarı dönem tatil ve de yaz tatili. Tatil ne demek? Tatil, diraseti, dersi bir müddetine iptal etmek. Yani duraksatmak. Tatil, Allah'ın isimlerini işlevsiz bırakma. İsimleri değil, sıfatları. Bu da Mu'tezile'nin akılsızlığıdır. Biz bunu da yapmayız. Allah muhafaza. Mu'tezile diyor ki Allah Azze ve Celle Semi'dir. Ama isim var. Bu isim Allah'ın ismidir. Fakat Semi'den Sem' işitme olmaz. Sem' işitmesi yoktur. Basirdir ama görmesi yok. Mütekellimdir ama konuşması yok. Onlarınki de böyle ucube, enteresan bir görüştür. Onlar da böyle bu kanaate varmışlar. Bunun sebebini de onlar diyor ki biz onlarda usul-ül hamse var, beş usul. Birinci asıl tevhiddir. Mu'tezile'de tevhid dedikleri vakit Allah'ın bütün isimlerini, bütün sıfatlarını iptal ediyorlar. Tevhidlerine bak. Böyle bir tevhide inanıyorlar. Hiç diyor ki biz sıfat kabul edersek gören Allah, duyan Allah, diyor Allah'lar çoğalır. Sıfatların çoğalması Allah'ların çoğalmasını gerektiriyor. Bu da akılsızın en üst noktasıdır. Zeyd, Ali, Muhammed diyelim. Yakışıklı Muhammed. Birinci sıfat. Muhammed yakışıklıdır. Hem de uzundur. Hem de kıvırcıktır. Hem de akıllıdır. Hem de zekidir. Kaç tane sıfat saydın? Baktığınız vakit Muhammedler çoğaldı mı kardeşler? Yani sıfat nasıl çoğalmaya gerekir? Bin tane sıfat bir adamda toplanabilir. Sıfatların çoğalması, sıfat sahibinin çoğalması nasıl gerektirsin? Bu aklen de mümkün değil. Vaka da bunu reddediyor. His de bunu reddediyor. Şeriat da bunu reddediyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kendisini isimlendirmiş. Semi'ül Basir demiş. Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Allah Azze ve Celle ile alakalı birçok sıfat zikretmiş. Demek ki Mu'tezile diyor ki leyse kemitlihi şey. Onlar da biraz eşarilik, maturidilik kısmı bir benzeşme var. Ama bunlar eşari ve maturidiliğin cılkını çıkartmışlar. Onlar tevhide gitmişler. Bunlar toptan iptal etmişler. Demişler ki leyse kemitlihi şey onu. Allah gibi hiçbir şey yok. Leyse kemitlihi şey onu. Allah'ın benzeri yok. Hel te'lemu lehu semiyya. Sen hiç Allah'ın benzerini biliyor musun? وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Onun dengi yoktur. Demişler, biz Allah'a dengi var desek, sıfatları kabul etsek Allah'ın dengini kabul etmiş oluruz. El benzetmedir, insana benzetmedir. Dengini tevil etmemişler, kökten reddetmişler. Direkt reddetmişler. Bu da başka bir musibet, bu da başka bir bela, bu da başka bir ifsad. Siz ayet-i kerime neyse kemihdi şey on dediniz. Allah gibi hiçbir şey yok, doğru. Ayetin devamında ne diyor? Ama semih ve basir. Semih ve basir. Devamında kendilerine sıfat nispet ediyor. Peki bununla ne anlamamız lazım? Ehl-i sünnet ve cema'a ne kadar akıllı, ne kadar zekice hareket etmiş. Leyse kemitliği şey on demiş. Ey Mu'tezile, ey Eş'ariler, sizin dediğiniz gibidir. Allah'ın benzeri yok. Ve huve semi'ül basir demiş. Ey akılsız adamlar, sizin reddettiklerinizi Allah ispat ediyor. Demek ki Allah'a bir şey ispat etmek, Allah'a insana benzetmek manasına gelmiyor. Bu şekilde algılayacaksınız, bu şekilde inanacaksınız. Bunun adı tatil, sıfatları iptal etme. Üç, tekhif. Dört, temsil. Temsil ve teşbih. Temsil daha güzeldir, teşbih değil. Tekhif, keyfiyet zikretmek. Biz Allah'ın isimlerini tevilsiz, tatilsiz bir de tekhif yapmayız. Tekhif, keyfiyet demek. Mesela örnek, burada Ali Rıza diye bir adam yok. Sizden biriniz bana sorsa Ali Rıza'nın kolu nasıl bir şeydir? Ben size Ali Rıza'nın kolunu teklif ederim, keyfiyetlendiririm. Muhtemelen Ali Rıza kaç yaşındadır desem 50 yaşındadır dersiniz. Kolu gövdesine bitişik,
aşağı doğru sarkan, üstü et ve kıllarla kaplı olan, ucunda 5 parmağın bulunduğu, ucunda tırnağın olduğu ve içinde damarların, kanın ve kemiğin ve etin geçtiği bir asadır. Bak ne kadar güzel keyfiyet yaptın değil mi? Keyfiyet yapıyorum Ali Rıza'yı. Çünkü niye? Ali Rıza'nın benzerleri var. Benzetme yönüyle ne yaptım? Keyfiyetlendirdim. Ama Allah'ın benzeri yok ki biz Allah'ın elini keyfiyet yapalım. Allah'ın eli nasıldır? Allahu a'la ve a'la. Allah iyi bilir kendi elini. Kendisine yakışan, celaline yakışan bir eldir. Biz bilmiyoruz, keyfiyet yapmıyoruz. Kim dese ki Allah'ın eli kıllıdır, haşa ve kella, küfre girer. Kim dese ki Allah'ın elinin üstünde et var, deri ve kaplıdır, küfre girer. Kim dese ki Allah'ın tırnakları bu şekilde parmaklarının ucundadır, küfre girer. Allah Azze ve Celle elden bahsetti ama Allah Subhanahu ve Teala elin keyfiyetinden bahsetmedi. Gözden bahsetti, gözün keyfiyetinden, nasıllığından bahsetmedi. Biz de Allah'ın isimlerine nasılsız iman ediyoruz, keyfiyetsiz iman ediyoruz bu şekilde. Allah Azze ve Celle bildiği gibidir. Kendisini bildiği gibidir. Allah Azze ve Celle nasılsa biz Allah'ın şekilde iman ederiz. Dört ve sonuncusu bu zamanımızda çoğalmış. Kardeşini birileri Allah Azze ve Celle'yi krala benzetiyor, birileri trafoya benzetiyor, bir trafosu. Yani acayip bir şey diyor. Subhanallah azim. Yani Müslümanları isim Müslümanları böyle acayip acayip isimlerle isimlendirirken, yani çok kötü isimlerle isimlendirirken Allah Azze ve Celle insana benzetiyorsunuz derken, bunlar Allah Azze ve Celle hem kral olan insana benzetiyorlar, hem insandan daha aşağı taraflara, direklere benzetiyorlar. Yani maddelere benzetiyorlar. Yani bunu yapan var internette yazsanız görürsünüz. Allah tarafı gibidir. وَلَا تَضْرِبُ لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ Allah'a misaller vermeyin diyor Allah Azze ve Celle. Allah'a misal zikredilmez. Misal bir teşbih. Allah benzetilmez. Müşebbihe var. يَدُوْلَّهِ كَيَدِي Allah'ın eli var inanıyorum ama benim elim gibidir diyor. Allah'ın eli var benim elim gibidir. Allah'ın gözü benim gözüm gibidir diyor. Müşebbihe. Bu şekilde inananlar kafirdir. Bunlar da Müslüman değil. Biz لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ Allah gibi hiçbir şey yok. Hiçbir şey. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا Sen hiç Allah gibi bir şey biliyor musun? Allah'a benzer bir şey biliyor musun? Yok. Benzetilmez Allah. Allah'ın eli insanların eli gibidir diyen kafirdir. Dine çıkmıştır. Biz kardeşler bu şekilde isim ve sıfatlara bu şekilde inanıyoruz. İşte bu dört maddeden birine halel getiren kişi mülhiddir. İsim ve sıfatlarda ilhada düşmüş. Biz ilhattan isimlerin ve sıfatların sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz. Yeter mi? Bu kadar kalsın. Bununla kafi olsun inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.